Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Disney Plus'ta neler var onlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Disney Plus 14 Haziran tarihi itibariyle ülkemizde kullanılmaya başlandı. Aynen Netflix'te olduğu gibi birçok içeriğin bulunduğu dijital bir film, sinema, dizi, izleme platformu. Platformun ne yazık ki Netflix'te olduğu gibi bir deneme üyeliği yok. Yani ya abone olacaksınız, işte 34 lira vermeniz gerekiyor. Ya da abone olmayacaksınız, o zaman da içerikleri göremiyorsunuz. Acaba bunlar benim için uygun mu? Neler var? Neler yok merak edenler için bu videoyu hazırladım. Ekran görüntüsü alacağım ben. Ekran görüntüsünden de hem platformun arayüzünü görmüş olacaksınız hem de hangi içerikler var. İşte Marvel var biliyorsunuz, Disney'in birçok filmi var, sineması, dizisi var, şusu var, busu var. Bunları da görmüş olacaksınız. Şimdi kendimi şöyle aşağıya atayım, köşeye bir yere koyayım ve ekranda görüyorsunuz şu anda. Bu Disney Plus'ın ana sayfası. Burada Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic olmak üzere ana bölüm var. Bunların içine girdiğiniz zaman da hani Disney'in filmleri, dizileri, Pixar filmleri, dizileri, Marvel işte sinematik evreni, Star Wars ve National Geographic'te belgesellerini görebiliyorsun. Bir de böyle bir karuzel diyoruz biz buna, tasarım tarafında özellikle. Orada da böyle hani öne çıkan içerikleri koyuyorlar galiba. Mesela burada ne var? Hemen ben en başta alayım şöyle. Göstermiş olayım. Kaçış dizisi var. Yerli dizi biliyorsunuz bu. Kaçıştan sonra ne var? Obi-Wan Kenobi'nin dizisi var biliyorsunuz. Daha sonra Grey's Anatomy eski. Eski birçok dizi var bu arada. Eskilerden de bir sürü dizi var. Onları da söyleyeceğim birazdan. The Kingsman var. Sonra Miss Marvel var. Pixar, Disney Pixar'ın Soul var. The World According to Jeff Goldblum. Bir de Walking Dead. Bunun çok hastası var. İzlediğim bir dizi değil ama buradaki abiyi biliyorsunuz Death Stranding oyununda da birebir modellenmişti. Oradan tanıyorum ben. The Walking Dead'i izlememiştim bu arada. Loki var. Loki hayran çoktur diye düşünüyorum. Dizisi bu tabii ki. Sonra Mandalorian. O da dizi biliyorsunuz. Star Wars evreninin bir karakteriydi. Eternals var. Bu film. Filmler de var. Diziler de var bu arada. Cruella var. Sonra Disney Jungle Cruise var. Bu film. Bir de The Simpsons var. Bir tane daha bir şey var. Ne var? More Entertainment diye tıklıyorsunuz. Şimdi Disney ile başlayalım. Disney'e tıkladık. Ne var? Karşımıza ne çıkıyor? Neleri görüyoruz? Burada işte Lion King eskileri var. Eski bir film biliyorsunuz. Frozen 2, Jungle Cruise bu yeni bir film. Cruella, Encanto. Encanto'yu izledim mesela ben daha çıkar çıkmaz. Fena değil. Çok da beğendiğimi söyleyemem ama fena değil. Olaf var, Jumbo var. Pardon Dumbo yanlış söyledim. Frozen filmi var, Maleficent. Bunlar tabii öne çıkanlar. Walt Disney Animation Studios'un işte Moana, Rava, Ralph Breaks the Internet, Big Hero, Zootropolis. Bakalım başka neler var. Onun hepsini göstereyim ben. Disney Tangled, Lion King, Winnie the Pooh, Encanto tekrar geldi, Bolt var. Burada işte animasyonları var. Daha sonra biraz daha aşağı inelim. Live Action Series and Special diyor. The Quest var. Sketchbook, More Than Robots, Intervinyl, Vineo. Neyse artık tam okuyamadım orasını. Among the Stars filan böyle bir sürü buradan başka şeyler var. Additional Animated Movies demiş. Lion King. Hani böyle Disney'in standart olarak çok bilinen, çok eski veya yeni. Karışık bu arada. Hepsi burada görebiliyoruz. Originals var. Snakerella var. Polar Bear. Cheaper by the Dozen. Ice Age. Bear Witness filan gibi. Ice Age serisi var bu arada. Bayağı serisi var bu arada onu söyleyeyim. Buradan başka işte bir sürü şey var. Hani Frozen'dan tutun da filmlerine kadar, dizilerine kadar bir sürü şey var. Tron var mesela. Tron Legacy. O da eski bir film. Bilenler bilir seriyi. Mary Poppins Returns. Bunların da farklı farklı. Hani bir sürü Disney ile ilgili Disney'in yaptığı filmleri bu Disney bölümün altında görebiliyoruz. Şimdi ana sayfaya tekrar geri dönelim. Bu sefer Pixar'a bakalım. Pixar'da da animasyonlar. Tabii ki biliyorsunuz animasyon şirketi zaten. Encanto en yenisi bu. Soul var. Coco var. Inside Out. Doris Rifkin. Yani eski yeni bir sürü şey var. Bunu çünkü çok sormuşlardı yani eskilerden ne var. Wall-E var. Yani bunları izlemediyseniz ya da izlemek istiyorsanız bunları tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ratatouille var. The Good Dinosaur var. Filan var da var. Bir sürü şey var. Bakın burada aşağı inelim biraz. Incredibles 2, Toy Story 4, Up, Monster University, Cars. Arabalar biliyorsunuz çok popüler. Çocuklar arasında çok popüler. 22 vs. Earth, Bao, Lou, Peeper, Doug Days. Doug, Doug değil de. Bazı Pixar filmlerindeki kısa videoları da koymuşlar. Mesela burada kısa videolar var. Hani bazı filmin içinde, önünde, arkasında falan oluyor. Bazen onları da koymuşlar. Orijinaller var. Çok var yani arkadaşlar. Gerçekten 1000'e yakın film var diyorlar ki doğru yani. Şu an bakınca görüyorum. Şimdi geçelim Marvel'a. Marvel'da ne var? Belki bunu merak eden çok vardır. Marvel'da şimdi filmleri var. Dizileri var. The Avengers Endgame var. Black Widow. Çok yakın zamanda geldi biliyorsunuz. Shang-Chi Legends of the Ten Rings. Bu da çok yakın zamanda geldi. Miss Marvel, Falcon and the Winter Soldier. Bunlar hani bir kısmı dizi, bir kısmı film.
olanları var. Hawkeye mesela dizi, Loki dizi, WandaVision dizi. Bunlar ama kısa kısa 6 bölümlük diziler. Öyle söyleyeyim. What If animasyon dizisi. Eğer öyle olsaydı böyle olsaydı. İşte Black Panther falan gibi. Hem filmleri var hem dizileri var. Çok yani hani hepsini söylemeye kalksak burada video çok uzayacak. Moon Knight var. Eternals var. Loki falan söyledim zaten. Tekrar tekrar söylemenin de bir anlamı yok. Eski yeni bir sürü Marvel filmi var. Doctor Strange'in ilk filmi var. Civil War var. Guardians of Galaxy Volume 2 var. Thor Ragnarok var. Hatta bunları şöyle ayırmışlar çok güzel. İşte Phase 1 demiş. İşte Phase 2 demiş. Burada bakın. İşte Phase 3 demiş. Bir de Phase 4 demiş. 4'e kadar bir phase ayırmış, bölümler ayırmış. Bir de hani Marvel Cinematic Universe in Timeline Order. Yani zaman çizelgesinde hangisini nasıl izlemelisiniz gibi. Bunları böyle koymuş, bunları böyle sırayla izleyebilirsiniz. Böyle bir şekilde uzuyor bu sıralar bu arada. Sağa doğru da açılabiliyorlar. What If bölümleri demiş falan filan bu var. Tekrar ana sayfaya geri dönelim. Marvel'da yani dizi ve filmin neredeyse tamamı var arkadaşlar. Star Wars. Star Wars hastası da çok biliyorsunuz. Obi-Wan Kenobi Collection demiş. Bunlar böyle burada var bir sürü. Darth Vader Collection demiş. Originals demiş. Yani diziler, filmler, şunlar bunlar hepsi karışık arkadaşlar. Bir sürü hepsini buradan izleyebiliyorsunuz. Filmler demiş mesela burada koymuş. Series ve special'lar, diziler ve özel videolar falan demiş. Bunlar var. Mandalorian Culture Episode demiş bölümleri yani. Visions var Star Wars. Star Wars Animation var. Mesela burada Star Wars The Clone Wars Essential Episodes var falan. Shorts'lar var. Bir sürü şey var. Yani çok var yani arkadaşlar gerçekten. Yani ben böyle hızlı hızlı geçiyorum ama sanmayın ki o kadar az bir şey var. Asıl şey bir de yukarıda var mesela. Watchlist, Originals, Movies. Mesela Movies'e girdiğiniz zaman çok az film gibi görünüyor burada. Sadece Star Wars'un, işte Marvel'ın değil. İşte Free Guy var mesela yakın zamanda gelen bir film. İşte Prometheus eski bir film biliyorsunuz. Alien eski bir film. Black Widow nispeten yani çok eski değil ama. Karayip Korsanları var. Titanic var. Titanic bayağı eski. Böyle aşağı indikçe çıkıyor da bu arada bu kadar değil. Hani Avatar var. İşte Good Morning Vietnam gibi çok kült eski filmler var. Armageddon var. Çok eski filmler. 28 gün sonra 25 saat. The Transporter, Taken 2 İstanbul'da geçiyor biliyorsunuz. Var da var. Çok eski, çok yeni bir sürü film var arkadaşlar. Hatta bu kadar değil. Burada böyle bir ana sayfa görünüyor ama buradan mesela A'dan Z'ye filmle dizebiliyorsunuz, kategorize edebiliyorsunuz. Action, Adventure, Animation, Comedy, Documentary, Drama, işte IMAX, Enhanced, Kids, Shorts, Ultra HD, HDR falan diye buradan bakabiliyorsunuz. Mesela Action ve Adventure'a bakalım. 101 Dalmatyalılar var. 12 Rounds var. Denizler Altında 20 Bin Fersah. 28 Gün Sonra. Vampir Avcısı. A Takımı filmi. Bunlar hepsi film bu arada. İşte Die Hard. Şudur budur. Burada var. Bir sürü var bakın böyle. İndikçe de bu filmler yenileniyor bu arada. Bir sürü film var. Ya çok film var arkadaşlar. Bunların hepsini izlemeye kalksanız çok ciddi bir vakte ihtiyacınız var. Çok böyle popüler olmuştu. Face Off. Eski bir film. Belki bilmeyenler var. Reş tutmuyorsa bilmezsiniz. Fantastic Four var. Finding Dory. Gone in 60 Seconds. Frozen 2. Gulliver'in Seyahatleri falan gibi böyle bir sürü de film var. Burada da isterseniz en yukarıdan da Series dediğimiz yani serileri de buradan da görebiliyorsunuz. Yani dizilerden bahsediyorum bu arada. Yakın zamanda farklı Türk dizileri de gelecek. Burada şimdi bir tek Kaçış var. İşte Can Yaman'ından tutun. Yasak Elma'nın yıldızı da yine bu dizilerde rol alacak. Bir sürü de yerli dizi de geliyor. Filmler de geliyor. Recep İvedik 7 gelecek. Ne zaman geleceği açıklanmadı ama gelecek. Kral Şakir Geri Dönüşüm gelecek dendi. Bize toplantıya katılmıştım ben. Orada söylemişlerdi. Bir sürü içerik var. Yani bakın dizilerde de izleyeceğiniz, seveceğiniz. Prison Break. Persian Break diyorduk biz buna. Bir dönemin efsane dizisi. Hapishane dizisidir bu. İşte Angel. Bu da bir Buffy. Buffy Vampire Slayer. Oh, Criminals. Criminal Minds. Golden Girls falan gibi böyle hani ilginizi çekecek, çekmeyecek. Eski, yeni birçok içerik var burada arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Homeland 24. How I Met Your Mother. Bunlar biliyorsunuz efsane diziler hani kendi şeyinde. Hepsini burada görüp de izleyebilirsiniz. Watchlist var. Hani izlemek istediğiniz şeyleri buraya ekliyorsunuz. Bunlara baktığınız zaman bunlardan da izleyebilirsiniz. Ben bir şeyler ekledim. Bunların bir kısmını izleyeceğim. Free Guys'ı izlemiştim. Eternals'ı izlemedim. Shang-Chi'yi izleyeceğim. WandaVision var. İşte Miss Marvel var. Loki var. What If var. Moon Knight'ı da izlerim diye tahmin ediyorum. Böyle kendi şeyinizi yapabiliyorsunuz. Disney Plus Netflix'e göre daha ucuz 34 liraya. Yani 4K, 4K falan fark etmiyor. Hepsini buradan izleyebiliyorsunuz. Böyle bir ayrım yok yani Disney Plus'ta. Bu tarz böyle Disney filmleri, Pixar filmleri, Marvel sinematik evreni, Star Wars sinematik evreni, National Geographic belgeseldir. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Hemen onu da mutlaka değineyim. National Geographic'in de belgeselleri var. Ne var? İşte The World of According Jeff Goldblum var. Fauci var. Free Solo. Real Right Stuff. The Rescue. Bunlar hep belgeseller. Bir sürü de belgesel var. Kaptan Kusto belgeseli var mesela burada. Being the Queen,
kraliçe olmak, şunlar bunlar, böyle bir sürü hani ihtiyacınıza göre, beklentinize göre belgeselleri yine buradan görüp izleyebilirsiniz. Onu söylemeyi unutmuştum. Eğer Disney, Pixar, Star Wars, Marvel ya da National Geographic, bence bu ana temel olanlar bunlar, filmlerini ve dizilerini seviyorsanız alın denilebilir. Bir aylık abonelik de olabiliyorsunuz. İsterseniz yıllık da olabiliyorsunuz. Yıllık olsanız rakam biraz daha düşüyor. 34.90 aylık bildiğim kadarıyla. 349 TL'de yıllık olması lazım. Abone olur. Denersiniz. Bence aylık bir bakın. Beğenirseniz devam edersiniz. Telefon, bilgisayar, tablet, televizyon vesaire uygulamaları çıktı zaten. Genel olarak da güzel çalışıyor. Mi TV Stick 4K var bende mesela. Ona yükledim. Güzel çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Telefonlarımı da yükledim. Orada da bir sorun yok. Bilgisayardan zaten bakabiliyorsunuz. Bu şekilde alıp bir kullanır denersiniz. Ben genel olarak beğendim. Netflix'ten sıkılanlar, hani hep aynı şeyleri gösteriyor ya da saçma sapan şeyler gösteriyor diyenler için alıp denilebilecek bir şey. Bir aylık abone olursunuz. 34 lira. Artık para değil zaten 34 lira. Denersiniz. Beğenmezseniz kapatırsınız. Artık size kalmış bir şey. Anlatması benden. Denemesi, alması, izlemesi, beğenmesi ya da beğenmemesi sizden arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı, beni aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi, ki TikTok'ta da çok güzel videolar paylaşıyorum. Özellikle dikey video tarafında çok fazla içerik üretmeye başladım. Her gün hem Instagram'a hem TikTok'a hem de arkadaşlar YouTube'a dikey video koyuyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Oralardan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.